Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Saksı'da fesleğen yetiştireceğiz. Şu anda fesleğen tohumunu temin ettik. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi top fesleğen çeşidi bu. Şurada tohumu. Şimdi birazdan toprakta saksı hazırlayıp bu tohumu oraya ekeceğiz. Fesleğen arkadaşlar baharat olarak kullanılan gerçekten çok keskin ve mis kokulu, çok hoş kokulu bir bitki. Bu mutfaklarımızda baharat olarak kullanıldığı gibi süs bitkisi olarak da kullanılıyor. Ayrıca saksıda yetiştirilerek bulunduğu ortamdaki kokuyu değiştiriyor. Yani çok güzel bir koku yayıyor. Bu koku hatta sivrisinek ve diğer işte böceklerin uzaklaştırılmasını da sağlıyor. Böyle faydalı bir bitki. Şimdi biz bunu birazdan saksımızı hazırlayıp bu tohumu o saksıya dikeceğiz. Evet, şimdi saksımızın altına bir miktar çakıl taşı koyduk, fazla suyun aktarılması için. Ve şimdi toprağımızı eledik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok ince bir hale getirdik. Şimdi bunu saksımıza dolduracağız. Şu elekle elemiştik. Evet, saksımıza da doldurduk şöyle. Gördüğünüz gibi. Şu anda saksımız ekime hazır. Arkadaşlar, fesleğen tohumu oldukça küçük. İşte hemen gösterelim. Evet, çok küçük işte. Gördüğünüz gibi. O yüzden toprağının çok ince, güzel hazırlanmış olması lazım. Biz de toprağı az önce eledik. Elekten geçirdik ve ince bir hale getirdik. Üzerine bir miktar da yine çiftlik gübremiz vardı. Onu eledik. Ve gerçekten un kıvamında işte gördüğünüz gibi ipince bir toprak elde ettik. Şimdi bu saksıya dikmeden önce yapmamız gereken önemli bir husus var. Tohumlar küçük olduğu için bunu toprağa gömmeyeceğiz. Toprağın üzerine koyacağız. O yüzden toprağı çok iyi bastırmamız lazım. Elimizle şöyle güzelce bastırıyoruz. Evet, şu şekilde yaptıktan sonra tohumlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğunca yeknesak dağıtmamız gerekiyor. Şöyle, evet hemen gösterelim. Şöyle tuz serper gibi toprağın her tarafına tohumumuzu güzelce yayıyoruz. Bu her bir tohum arkadaşlar bir bitki olacak ve bir arada gerçekten top görünümünde işte şuradaki gibi. Evet, bu şekilde bir görüntü oluşacak. O yüzden tohumu mümkün olduğunca her tarafa eşit şekilde aynı oranda yaymamız lazım. Şöyle siyah zaten görünüyor toprağın üzerine. Düşmeyen yerlere elimizde ikişer üçer tane koyuyoruz şöyle. Evet. Her tarafa koyduktan sonra tekrar elimizle bastırıyoruz. Arkadaşlar bunu toprağa gömüyoruz veya üzerine toprak örtmüyoruz. Çünkü tohumlar çok küçük. Suladıktan sonra bunlar uygun sıcaklığda bulunca köklerin toprağa tutunacak ve orada küçük küçük fideler çıkacak. Şimdi biz bunu o yüzden tekrar elimizle güzelce bastırıyoruz. Arkadaşlar ekim işlemimiz bitti. Toprağı güzelce elimizle de bastırdıktan sonra şimdi sulamasına geldik. Sulamasında da önemli bir püf nokta var. Arkadaşlar şöyle bir fıssız olması lazım. Bir kaptan su dökerek yapmamız zarar verebilir. Tohumların akıp bir yere toplanmasını sebep olabilir. O yüzden şöyle normal bir fısfısla sulamamızı yapıyoruz. Evet. Toprağı iyice ıslanana kadar suluyoruz. Güzelce suladık. Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı. Evet arkadaşlar. Şöyle saydam bir ince bir poşet. Bunu saksının üzerine geçireceğiz ve saksıda sera etkisi oluşturacağız. Böylece hem sıcaklık fazlalaşacak hem de nem kaybı az olacak. Böylelikle fesleğen tohumlarımız çok daha çabuk 4-5 gün içerisinde hepsi tamamıyla çimlenmiş olacak. Bu arada işte ektiğimiz tohumlarda yüzeyde göründüğü şu gri olan fesleğen tohumları. Evet, şimdi şunu poşeti geçiriyoruz.
Evet arkadaşlar, şöyle katlanan kısmı da kaldırıyoruz. Saydam olması gerekiyor. Ve şu şekilde bunu güneşin olduğu bir yere koyuyoruz cam kenarına. 4-5 gün içerisinde bu tohumlarımız çimlenecektir.